Yine bültenin başında paylaştığımız haberin ayrıntılarını göreceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef almaya devam ediyor dedik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'nun yeni iddialarına yanıt geldi. Soylu için yalanı tescilli bir insan diyen İmamoğlu, böyle İçişleri Bakanı olur mu? Bence evine bile huzurlu giremiyordur. Evinden bile kovuyorlardır bunu ifadelerini kullandı. Ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. Çok acıdır, sözleri acıdır. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki İBB'ye bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan personeller hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddialar üzerinden kriz sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerle ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada, İBB'de 1168 kişi veya yakınlarının terör örgütü irtibatı iltisakı olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu'ndansa Soylu'nun bu açıklamasına yanıt geldi. Bunun tedbirinin alınması lazım. Bu ülkemize, milletimize zarar veriyor. Şu anki hükümete zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Daha önce de söyledim. Tedbiri alması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İftiralarına ve yalanlarına devam ediyor. Soylu'nun bu iddialarının yalan olduğunun kanıtlandığını belirtti. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı, hepsi de beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan kocaman bir sıfırla yola çıkmıştır. Yani sonuç bulmuştur bu süreç. O bakımdan hani yalanı tescilli bir insandır. Söylediği söz için yıllar önce, yani yıllar demeyelim, 2 seneye yakın önce, 2,5 sene önce demiştim. Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. Bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyorum. Evinden kovarlar bu adamı ya. Bence evine bile huzurla giremiyordur yani. Evinden bile kovuyorlardır bunu. İBB miras ekiplerinin restore ederek İstanbul'a yeniden kazandıracağı tarihi mekanlardan Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Boğtır Apartmanı ve Metrohan'daki çalışmaları gazetecilerle birlikte yerinde inceleyen İmamoğlu, ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu, Artı TV'nin deprem risk yönetimi için ayrılan bütçesinin azaltıldığı yönündeki iddialar hakkındaki sorusuna da yanıt verdi. Depremin ardından AKP'li belediyelerden bazı iddialar gelmeye başladı. Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelikti. Yine deprem risk yönetimi için ayrılan bütçeyi azalttığı iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Neler söylemek istersiniz? Sadece şunu söyleyeceğim. Bu iddialarda bulunan AK Partili yöneticilere, 20 yılda yaptıkları kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bu ülke devam etse 100 senede daha bitiremiyor İstanbul'un kentsel dönüşümünü. Ama bizim 3 senede ortaya koyduğumuz cesaretli duruşla biz bu şehrin depremle ilgili sorununu 20 yılda çözeriz. İstanbul Deprem Konseyi'nde bakanlığa birlikte görev alma talebi için gittiğini söyleyen İmamoğlu, bakanlığın birlikte çalışmaktan endişe ettiklerinin altını çizdi. Bunlar böyle devam etsinler 100 yılda çözemezler bakın. 100 yılda İstanbul'un şu anki mevcut hali eskimiş olur. Depremde bile bir araya gelme teklifini tereddütsüz, kayıtsız, şartsız gittim Sayın Bakan'a, dedim ki genel başkanımdan izin alarak geliyorum. Biz bütün siyasi yeleklerimizi bırakıp sizin önderliğinizde kurulacak İstanbul Deprem Konseyi'nde görev almaya hazırız dedim. Endişe ettiler, bir araya gelemediler. Onun için biz açığız. Devleti, milleti, milletin geleceğini, bekasını ilgilendiren her hususta her masaya koşa koşa gideriz diyoruz. Ama bu tür mevzuları konuşacağımız o iddiada bulunan kimse, bilmiyorum, belediye başkanları varsa onların bizim masamıza koşa koşa gelmekten endişe edeceklerini net biliyorum. Geldim.